أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى. Buraya gelmiştik gençler. وللآخرة oradaki ahiret kelimesindeki lam var ya, neydi onun anlamı? Tekit için, pekiştirmek. Kesinlikle ahiret, dünyadan sonraki hayat, hayrun, ismi taftıl bu, hayrun. Sizin bildiğiniz ismi taftıllardan değil bu. Daha faziletlidir. Leke senin için, minel ula, dünyadan. Bir böyle. Evladım bulamadınız mı? Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Allahu Ekber. Ya şunu... Fatiha'dan sonra direkt şeye geç, İnşaat suresine geç. Hayır, o zaman o yanlış yazılmış. O şeyler yanlış. Doğru. O yanlış yazılmış. Kızlarda da vardı onu. Kim çektirdiyse onu yanlış yapmışlar. Sen arkadaşından dinle. Ondan sonra düzeltmek lazım. Onlar da aynı yapmışlar sanıyorum. Bizde var şu an. Var işte. Bu doğru çekilmiş. Bizim çektirdiklerimiz. Sonradan çekilenleri yanlış çekmişler. Orada duhanın birinci sayfasını çekmemişler. O Yavuz'un hatası. Peki. Ey hayrun leke, hayrun daha hayırlıdır. Leke senin için min hazihi dünya, bu dünyadan. Hadi ney burada gençler? İsim işaret. İşaret ismi. Bu dünya müennes olduğu için hazih de müennes olmuş. Öyle dünya ki el faniyeti. Geçici dünya, geçici, fani dünya. Min hadihi dünyel faniyeti, bu geçici dünyadan daha hayırlıdır. Şimdi burada bir bu mana var. Bir de geçen size bir nebze söylemiştim. Senin sonun önünden daha hayırlıdır. Bu manayı verenler de olmuş. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Cenab-ı Hak peygamberimizi teselli ediyor. Senin sonun, ahiret son. Ula, ön. Senin sonun önünden daha hayırlı olacak ve öyle de oldu. Birinci mana neydi? Kesinlikle ahiret hayatı senin için dünyadan daha hayırlı. Çünkü ahiret kalıcı, sürekli, dünya fani, geçici. Kullu men aleyha fan ve yebqa vechu rabbike zül celali vel ikram. Yeryüzünde, gökyüzünde ne varsa hepsi yok olmaya mahkum. Ancak Cenab-ı Hakk'ın zatı müstesna. Kullu şeyin halikun illa veçe. Her şey yok olacak ancak Cenab-ı Hakk'ın zatı müstesna. Ve lihaza ne demek? Bundan dolayı, bunun için kâne oldu sallallahu aleyhi ve sellem yakûlü. Şöyle diyordu, şöyle der oldu. Allahümme, ey Allah'ım. Bu Allahümme'nin aslı ya Allah demek gençler. Allahümme'nin aslı neymiş? Ya Allah. Ya Allah. Ya hasvediliyor, onun yerine bir mim getiriliyor, onlar da birbirine idgam ediliyor. Allahümme, Allahümme oluyor. Ey Allah'ım, la ayşe, aşe, ya'işu, ayşen. Yani kesinlikle hayat yoktur, illa ayşun ahireti. Ancak hayat ahiret hayatıdır. Neymiş? Hayat ancak ahiret hayatı. Dünya hayatı geçici. Şimdi burada bir söz daha var. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve innel ahirete lehiyel hayvan diyor Cenab-ı Hak. Ve ma hadihil hayatü dünya illa la'ibun ve lehv. Dikkat edin, dünya hayatı oyun eğlenceden ibarettir. Ve innel ahirete, kesinlikle ahiret lehiyel hayvan. Esas hayat orasıdır. Esas hayat neymiş? Orada olacak. Ahiret hayatı. Dünya hayatı bir şekilde geçici. Dünya hayatı geçici. Ama asıl kalıcı hayat ahiret hayatı. Ve innel ahirete lehiyel hayvan. Ayette de böyle. Ve innel ahirete lehiyel hayvan. Ayetin başı var.
Ve ma hadihi hayatü dünya illa lehbun ve laibe. Bu dünya hayatı ancak oyun, eğlencedir. Ondan başka bir şey değil. Ve innel ahirete. Ancak ahiret ise ve innel daral ahirete. Dünya, şey, ahiret yurdu ise lehyel hayvan, ancak yaşanacak yer orasıdır. Levkânu ya'lemûn, bilselerdi. Ama inanmayanlar bilmediler. Hayvan demek esas yaşanacak. Hayvan bir başka anlamıyla canlılar demek, canlılar. Ama burada hayat manasına, gerçekten yaşanacak hayat ahiret yurdudur. Dünya bir şekilde geçer. Varlık, yokluk, efendim her şey geçer. Neticede dünyada verilen ömür bir insana ne kadar gençler? 100 sene yaşasa bile ahiretin haftaları, ayları, günleri değil, seneleri değil. Bir günün onda biri kadar. Dünyada yaşanan 100 sene ahiret gününün onda biri kadar. Nereden anlıyorsunuz? Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor ki ve inne yevmen inde rabbike kelfi senetin mimma ta'uddun. Senin Rabbin yanında bir gün, senin Rabbin yanında bir gün, sizin dünyada saydığınız 1000 sene kadar, 1000 sene. Ne kadarmış? 1000 sene. Deminki okuduğum ayet Ankebut suresi 64. Ankebut 64. Deminki okuduğum ayet Ankebut 64. Peki o zaman 100 sene yaşayan çok yok zaten bugün. Ama yaşasa diyelim ki yaşasa 100 sene. 100 sene sonunda ölecek. Peki o zaman ahirete göre ne kadar yaşamış oldu? Bir günün onda biri kadar. Ahiret gününün bir gününün onda biri kadar. Bak, günler değil, haftalar değil, aylar değil, seneler hiç değil. Böyle kısacık bir zaman için ahireti feda etmek akıl işi mi? Ya işte bu kısa ömürde ömrümüzü ebedileştirmek için gayret edeceğiz. Ebedileştirmek için. Ebedileştirmek cennette. Ama birileri de var, cehennemde ebedileştiriyor. Biz onlara talip değiliz. Peki. Neymiş bu hadis-i şerif? Allahümme la ayşe illa ayşul ahira. Peygamberimiz de bu sözü nerede söyledi biliyor musunuz? Bilmezsiniz. Şimdi Hendek kazılırken, Hendek Savaşı'ndan önce Peygamberimiz orada muhacirleri, ensarı motive etmiş. Hendek kazılmış. Bir adama gençler 4 metre eninde, 3 metre derinliğinde bir atın da geçemeyeceği kadar enli böyle dağlık, taşlık yerden efendim hendek kazmaları emredilmiş. Her şahsa da 20 metre uzunlukta, işte 4 metre enide bir parça verilmiş. Demiş sen burayı kazıyacaksın. 20 metreyi düşünün. 20 metreyi düşünün. Anladınız mı? Evet. 20 metre ama 20 metrenin 4 metre eni. 3 metrede efendim derinliği. Bunu çarptığınız zaman büyük bir mekan yapıyor. Dozer falan yok orada. Kepçe de yok. Taşları kıran cihazlar da yok. Elleriyle taşları kıracaklar. Hem de o Hendek Savaşı'nın yapıldığı yer hep taşlık. Dağın dibine eşiyorlar o hendeyi. Onu 20 gün, bir ay kadar zamanda hep kırmışlar. Peygamberimiz onları motive etmiş. Demiş ki Allahümme la ayşe illa ayşul ahire. Ya Rabbi ahiret hayatına başka hayat yok. Biz bu sıkıntıları hep ahireti kazanmak için yapıyoruz ya Rabbi demiş. Velesevfe yu'dike rabbike feterda. Bazı kıramadıklarını da peygamberimize söylemişler. Peygamberimiz balyozu vurmuş. Bismillahi Allahu Ekber. Oradan kıvılcımlar çıkmış. O kıvılcımlar çıktığı zaman da diyor ki bana işte Rum kralının, Bizans kralının sarayları gösterildi. İran Kisra'sının sarayları gösterildi. Bilmem Mısır Kavkası'nın kralının sarayları gösterildi. Yemen gösterildi. Doğu Batı gösterildi. Fethedileceğini işaretliyor. Tabi içinde münafıklar da var o Müslümanların içinde. Namazı kılıyorlar ha. Dediler ki düşmanların engellenmesi için hendek kazıyor. Şehri korumak için. Fakat ta Bizans'ı. Bizans neresi? O zaman Anadolu'nun işte Suriye de buraya dahil o zaman. İşte Konstantiniyye. İstanbul başkenti Bizans'ın. Efendim böyle demişler ki düşmanlardan korunmak için hendek kazıyor, kazdırıyor. Ondan sonra ta Bizansları hayal ediyor, İranları hayal ediyor, efendim Mısırları hayal ediyor. Peygamberimizin vefatından sonra da
Hazreti Ömer döneminde Mısır'da fethedildi, İran'da fethedildi, Kudüs'te fethedildi. Hazreti Osman zamanında daha çok fetihler oldu. Ta Azerbaycan'a kadar fethettiler, Azerbaycan'a kadar. Anladınız mı? Her taraf, her taraf. Kıbrıs'a bile çıkarma yaptılar, Kıbrıs'a. O dönemde öyle bir İslam ordusu kuruldu ki Kıbrıs'a kadar bile çıkarma yaptılar. İstanbul'a kadar kaç defa seferler düzenlediler. İşte onlardan bir tanesi de Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri gelmiş, orada kalmış. Evet gençler. Şimdi vele sevfe gelecekte. Şimdi bir sin var, bir de sevfe var gençler. Şimdi sin yakın gelecek için, sevfe daha uzak gelecek için. Yani gelecekte yutike sana verecek. Rabbüke Rabbin fetar da efendim sen razı olacaksın. Yani Rabbin sana neler verecek, neler verecek, başarılar verecek, ümmetine başarılar verecek, devlet verecek, nimet verecek, sen razı olacaksın. Ey sevfe yutike Rabbüke, Rabbin sana verecek mine sevabi sevap vel kerameti keramet değer ve şefaati şefaat hakkı ve şefaati şefaat. Peygamberin şefaat hakkı da Allah tarafından ona büyük bir ikram. Hatta yurdike, seni razı edinceye kadar verecek Cenab-ı Hak. İnna a'taynake, el-Kevser'de ne buyuruyor Cenab-ı Hak? İnna a'taynake, Habibim biz sana verdik. Neyi? El-Kevser'a, Kevser'i verdik. Kevser deyince bir şey değil. Yani havuz demek değil. Sana çok şeyler verdik. Kur'an'ı verdik, peygamberliği verdik, şefaat hakkını verdik. Ümmetinden alimler verdik. Efendim mahşerde büyük şefaati uzma dediğimiz haklar verdik. Çok. Çok nimetler var. Kâle İbn Abbas'ın. Abdullah İbn Abbas. İbn Abbas kim gençler? Peygamberimizin amcasının oğlu. İbn Abbas. Ama onun esas İbn Abbas meşhur olduğu için Abdullah İbni Abbas'ın demedi. Kâle Abdullah İbni Abbas'ın demedi. Ne dedi? Kâle İbn Abbas'ın. İbn Abbas dedi. Peygamberimizin amcasının oğlu. Hicretten 3 sene önce doğmuş. Peygamberimizin vefatına kadar 14 yaşına gelmiş gençler. Ama peygamberimizin döneminde öyle ilimler almış ki. Çünkü peygamberimiz onun çocukluğunda ona dua etmiş. Allah'ın dinine fakir kal. Arapçasını söyle bakayım. Ya demiş ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allahümme allimhü te'vil ve tefsir ve fakkihü fiddin. Allah'ım buna tefsir ilmini öğret, tevil ilmini öğret, yorum. Bir de buna fıkıh ilmini öğret. Yani fıkıh da çok derinlemesine bilgiye sahip ve 13 yaşında dedesi yaşındaki insanlarla toplantılara katılıyor. Oralarda fikir veriyor. Öyle bir zat. 2000 küsürde hadis nakletmiş ya da 2000'e yakın öyle altında kaldığına göre. Böyle bir zat. Sonunda da ama olmuş. Sonunda da ama olmuş. Abdullah İbni Abbas. Allah ondan razı olsun. Babasından da hepsinden de. Radiyallahu anhuma. Hiye şefaatü. Ne demiş buradaki sana Rabbin verecek, sen razı olacaksın. Hiye şefaatü. O şefaattır. Fi ümmetihi. Ümmeti hakkında. Hatta yerda. Razı oluncaya kadar. Razı olacak kadar. Cenab-ı Hak peygamberimize ümmetinin inananlarından üçte biri için şefaat hakkı istemiş, vermiş Cenab-ı Hak. Ertesi gece bu şeyde var ya, Şaban ayının 13, 14, 15, 13. gecesinde ya Rabbi bana ümmetim adına hakkında şefaat hakkı verir. Cenab-ı Hak demiş ki ümmetin üçte birine şefaat edeceksin. İnananlar için, inanmayanlar için değil. Ertesi gece yine Cenab-ı Hak hakka dua etmiş. Ümmetin üçte ikisi için şefaat hakkı verildi sana. Ve Berat gecesi, yani Şaban ayının yarısı gecesinde de ümmetin dörtte üçü için efendim sana şefaat hakkı verildi. Büyük büyük bir şefaat hakkı. Peki. Ve yüeyyiduhu, bu Abdullah İbni Abbas'ın söylediğini takviye eder. Yüeyyidu ve yüeyyidu. Eyyede yüeyyidu gençler. Bu kalıpları göreceğiz ileride. Hu Abdullah İbni Abbas'ın dediğini teyit eder. Ma ravahu, ma bir şey ki ravahu nakletti, Müslim'in Müslim. İmam Müslim'in naklettiği hadis. Neymiş o da? Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tela okudu. Kavlellahi, Allah'ın sözünü. Kavlellahi.
Sondan hareket korsanız Kavlellahi Allah'ın sözünü fi İbrahim'e İbrahim suresinde. İbrahim suresinde Allah'ın şu sözünü okumuş. Femen tebi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim. Bu ayetin başı var. Rabbi innehunne adlelne kethiren minin nas femen tebi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim. Ya o şekilde söylemiş. Şimdi femen tebi'ani ayetin manası şu. Bu sözü aslında İbrahim Aleyhisselam söylemiş. İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü de peygamberimiz söylüyor. Ayet. Kim bana uyarsa fe innehu minni, o bendendir. Peygambere uymak. Neymiş? Fe innehu minni. Herkes uyanık değil mi? Ha, uyan yok. Kim bana uyarsa o bendendir diyor peygamberimiz. Yani benim ümmetimdir. Ve men asani, kim bana karşı gelirse fe inneke ya Rabbi sen gafurur rahim, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicisin. İbrahim suresi efendim sondan ikinci sayfada. Hayatın arasında yazmamış. Ve de sefe yudike fetevda diyor ya. Evet. Fetevda kelime manası olarak tam ne yazalım? Razı olacaksın sen. Rabbin sana o kadar şeyler verecek ki. Razı olacaksın. Razı olacağın kadar verecek. Razı olacağın kadar verecek. Devam ediyoruz. Ve tela yine peygamberimiz okudu bak. Kara'ede okuma manası. Tela'da okuma manası. Tela yetlu. اَلَّذ۪ينَ يَتْلُونَ اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُ الْكِتَابِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ يَتْلُونَهُ تَلَا يَتْلُو وَتَلَا neymiş? Fiil. Tela okudu. Kavle İsa. İsa Aleyhisselam'ın sözünü. Hangi sözünü? Ha şu sözünü. Bu da ayet. Bu da Maide Suresinin son sayfası. Maide Suresinin son sayfası bu ayet. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ eğer onlara azap edersen ya Rabbi فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ şüphesiz onlar senin kullarındır. Ve in takdir lehum kendi ümmet için diyor İsa Aleyhisselam. Eğer onları bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim, şüphesiz sen hikmet sahibisin, her şeye hükmedicisin, azizsin yani güçlüsün, galipsin, sana galip gelecek hiçbir kimse yok demektir. Febeka peygamberimiz bu ayetleri okudu ve ağladı. Şimdi Cenab-ı Hak kimi bağışlar? İman edeni bağışlar. İman etmezse bağış yok. He? Kime merhamet eder? İman edene merhamet eder. Yani mümin olarak yaşayıp mümin olarak ölen kimseye Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olacak, bağışı olacak, peygamberimiz de onlara şefaat olacak. Ama kafir olarak yaşayıp kafir olarak ölenlere peygamberimizin şefaati yoktur. Vakale peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dedi. Allahümme ümmeti ümmeti. Allah'ım ümmetimi istiyorum, ümmetimi. Burada kısaltmalar var. Allahümme ey Allah'ım ümmeti ümmeti. Ne demek bunun manası? Bak bir ananın ümmeti çocuğuna şefkatinden daha çok ha. Ümmetimi istiyorum, ümmetimi. Tevbe suresinin son sayfasında bir ayet var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ vallahi size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntı yaşamanız ona zor gelen, sıkıntıya düşmeniz kendisine çok ağır gelen ve size müminlere çok düşkün olan ve müminlere çok merhametli olan bir peygamber. Ya sizin içinizden geldi ama müminlere karşı çok merhametli. Aynı zamanda müminlere karşı çok düşkün. Bir annenin çocuğuna düşkünlüğünden, bir babanın çocuğuna düşkünlüğünden daha fazla düşkün. Ne diyor burada bakın? Allah'ım ümmetimi, ümmetimi istiyorum. فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ aziz ve celil olan Allah buyurdu. Ya Cibril'ü, ey Cebrail. Yani peygamberimize müjde verecek bakın. Oraya dikkat edin. Ya Cibril'ü, ey Cibril. اِذْهَبْ get ila Muhammedin Muhammed'e. Oraya bak oğlum, oraya bak. Yazına bak. Havaya bakarsan ya da efendim gözlerini başka tarafa çevirirsen olmaz. Ya İzheb ila Muhammed'e, Muhammed'e git. Ve Rabbüke alemü, senin Rabbin daha iyi bilir her şeyi. Feselhü, ona sor. Feselhü, Rabbin biliyor hakikati. Rabbin hakikati biliyor. Ve Rabbüke alem, Rabbin hakikati biliyor. Git Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sor. Selhü, sel ne kelime? Emir.
Hangi fiilden? Se'ele yes'elü sualen. Se'ele yes'elü sualen. Se'ele'den gelirse sel diye de gelir, is'el diye de gelir. Kur'an'daki iste var. Sel beni İsrail'e kem ateynâhum min ayetin beyine. Sel, sel. Sel, sale yes'eliden sel diye gelir. Emir geliyor, dikkat edin. Sel, sor demek. İs'el de sor. Ama burada sel kalıbıyla gelmiş. Sel, sor. Hu ona, fesel hu ona sor. Ma yübkike, seni ağlatan nedir ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? De. Allah biliyor da peygambere sorduruyor. Fe etahu, ona geldi. Hu zamiri kime gidiyor? Peygamberimize. Cibril, Cebrail Aleyhisselam ona geldi. Fesele hu, ona sordu. Fe akbarahu, ona haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz neyi haber verdi? Bima kâle dediğini. Dediğini haber verdi. Dediği de bu ayetleri okudu işte. Yukarıdaki ayetleri okudu. Ümmetine merhametinden dolayı. Fekâle Allahu Cenab-ı Hak buyurdu. Efendim ya Cibril, ey Cibril, ya Cibril'ü, ey Cibril, izheb git ila Muhammedin, Muhammed'e git tekrar. Fekul lehu, ona de. İnna biz, şüphesiz biz. O inna Cenab-ı Hak biz diyor. Biz, efendim senurdike, seni razı edeceğiz. Fi ümmetike, ümmetin hakkında seni razı edeceğiz. Ve la nesu'üke, seni üzmeyeceğiz. Anladın mı? İnna senurdike. İnna kesinlikle biz senurdike, seni razı edeceğiz. Fi ümmetike, ümmetin hakkında. Ve la nesu'üke, sa'e yesu'ü. Efendim seni üzmeyeceğiz Habibim de. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail'i gönderiyor. Böyle dedirtiyor Mevlamız. Ravahu Müslim'in. Müslim bu hadisi nakletti. Ve inneha lebeşâratun sârratun. Ve inneha, işte bu Cebrail'in gelip de bu müjdeyi vermesi, bu nedir? Lebeşâratun, müjdedir. Beşara, beşara. Bu beşşar, ha bu zalim beşşar var ya, beşşar çok müjdeleyen demek aslında. Ne müjdeleyen? Gattar kendisi. Gattar, zalim. Zallam. Havvan. Gaddar. Hepsi onda var. Ondan sonra ama ismini koymuş Beşşar. Beşşar çok müjdeleyen demek. Sevindiren, haberler veren. Nerede sevindiren, haberler verdi? Ümmeti mahvetti. Anladınız mı? Peki Allah da onu cehenneminde müstahak olduğu şeye düşürecek. Ve inneha, işte bu nedir? Bu ayet-i kerimeler ya da bu haberler şefaat ya da lebeşaratun sarratun, sevindirici müjdedir. Beşara müjde, sarratun serra yesurudun, sevindirici, sevindiren. Lihader rasulil muazzami, o muazzam peygamberi sevindiren, sevindirici bir müjdedir. Resul-i Muazzam demek yani saygı değer peygamber. Tamam mı? Tüs licu sadrahu. Öyle müjde ki göğsünü serinleten. Serç serç. Serç ne? Kar. Tüs licu, o zaman kar nasıl insanı serinletiyorsa sadr göğüs. Tüs licu serinletiyor. Sadrahu göğsünü. Ya. Ve tuli yüceltiyor. Kadrahu onun kıymetini, o şefaat hakkı. Efendim ne onun değerini ve tuli yüceltiyor. Kadrehu onun kıymetini, değerini ne? En yu'tiyehu ona vermesi. Rabbuhu Rabbinin hatta yurdiyehu. Yarda değil orası. Hatta yurdiyehu onu razı edinceye kadar. Hani vele sevfe yu'tike rabbuke feterda ayeti demek ki neymiş? Peygamberi, o muazzam peygamberi sevindiren bir müjdedir. Onun göğsüne serenlik veren, onun kıymetini artıran, Rabbinin ona onu razı edinceye kadar vereceği şeyler. Anladınız mı? Bunlar işte. Peki vakad atahullahu. Allahu Teala ona verdi. Burada yine kad. Fid dünya, dünyada en nasra yardımı ve zafere, zaferi alel a'da'i düşmanlarına karşı. Alel a'da'i ne demek? Düşmanlarına karşı zafer verdi. Ve atahu, ona verdi yani verecek yani. Fil ahirete, ahirette de
Eşşefaatel uzma. Eşşefaat harekeleyim oğlum buraları. Eşşefaatel uzma. Büyük şefaat. Büyük. Büyük şefaat hakkı. Umumi şefaat hakkı Müslümanlara. Ama kafirlere şefaat yok. Vel makamel mahmude. Makamı Mahmud'u verdi. Makamı Mahmud zaten peygamberimize verilen, övülen bir makam. Bu da ümmetinin tamamı için şefaat hakkının verilmesi. Thümme zekkerahu ta'ala bifadlihi. Burada kalacağız. Bundan sonrasında bir ders okuyacağız. Yarın yine bu dersimiz var. Burayı okuyacağız, bitireceğiz. Bugün biraz binadan farklı anlatmış olduk. Orada kalacağız. Oraya işaret koyun. Hocam şu aşağıda ayet şeyim var ya. Evet. Elem yecid ki yetimin fe'ava. Oraya işte oranın başlangıcı burası. Oranın izahı. Velhamdülillahi Rabbil alemin.